et denilince Korkuteli et. Profesyonel kadrosu ile kendi entegre tesislerinde tüm hijyen şartlarına uygun olarak kesilen Korkuteli ve Elmalı yaylalarından aldığımız büyük ve küçük baş hayvanlarımızın kekik kokulu etleriyle sofralarınıza geliyoruz. Korkuteli Süt Birliği Üreticileri Başkanı Fahrettin Kır, ilçemizdeki süt durumu ve ülkemizdeki hayvancılık ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öncelikle bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim Korkuteli TV'ye. Burası Korkuteli Süt Üreticileri Birliği Başkanlığı, ismim Fahrettin Kır. 2014 yılında bu göreve geldik. 2019 yılında ikinci bir görevi yine devraldık. Şimdi hayvancılık sektöründe biz sadece sütü temsil ediyoruz ama aslında tamamını temsil ediyoruz. Kendimiz de hayvan üreticisiyiz. Kendimiz de süt üretiyoruz. 2014 yılından bu yana bu birliğin kuruluşu 2016 yılında kuruldu. Tüm üreticilerimizi bazen ziyarete gidiyoruz. Hayvancılığın ne durumda olduğunu kontrol yapıyoruz. Bizim görevimiz sütün kalitesini ölçmek, üreticiye yardımcı olmak, üreticinin sütünü mağdur etmemek. Ama bazen tabii sıkıntılar oluyor. Mesela Korkuteli'nin 52 para, şimdi yeni dönem 56 mahallesi var. Her mahalleye tek tek giremiyoruz. Tek tek üyelerimizi gezemiyoruz. Toplu olan üyemizde 20'den fazla olan üyelerimizi sütlerini topluyoruz. Ama bugün bakıldığında hayvancılık sektörü iyiye gitmiyor. Üreticilerimizde bazı şikayetler var. Biz de bunlara yardımcı olamıyoruz. Çünkü neden? Bugün yem fiyatları 90 TL'nin üstüne çıktı. Süt fiyatları yeni 1.70'den 2 TL oldu. Üreticimiz diyor ki işte zarar ediyoruz, kurtarmıyoruz. Birlik olarak bize yardımcı olun. Ama bize de bakanlığımızdan birlik olarak bize bir herhangi üreticimize yardımcı olacak bir kolaylık yok. Biz sadece sütünün kalmaması için yardımcı oluyoruz. Ama bu üreticimize yeterli olmamızı temsil etmiyor. Üreticimiz istiyor ki işte kesinti az olsun, sütten parası yüksek olsun, yem giderleri ucuz olsun, uygun olsun. Ama bugün ne yazık ki hayvancılık sektöründe bir hayvanın maliyeti bugün, ben kendim de hayvancılık yapıyorum. Yaklaşık 250 baş hayvancılığım var. Üreticiye görüşmeden önce, üreticiyi gezmeden önce kendimden örnek vereyim. Bugün bir hayvanın maliyeti günlük yaklaşık 40 TL. Yediği maliyetler işte samandır, yoncadır, silajdır, yemdir, veterinerdir, ilaçtır, sudur, elektriktir, mazottur. Bunun toplam gideri 40 ile 45 civarında. Bu demek oluyor ki bugün hayvan kendi başına bir tek hayvan 22 litre, 23 litre süt verirse kendi maliyetini kurtarıyor. Şimdi konuyu değiştirmeden önce geçenlerde yaklaşık ayın 19'unda 20'sinde bakanlıkta toplantımız vardı. Bakan Bey bazı müjdeler verdi. İşte dedi ki 41 ilde %40 hibeli, yani 10 yuva alırsan 4 tanesini devletten karşılamak şartına 7 yıl vadeli düve dağıtacağım, 81 ile yaygınlaştırdık dedi. Şimdi bu politikayı bilmiyorum. Yani bakanımız nasıl düşünüyor? Aslında yanlış politika. Şu an mevcut hayvancılıkta daha halen bile zarar ederken daha hayvan çoğaltmaya gidiyor. Ya bunun önüne daha başka yollarla, mesela örnek vereyim, süt desteğini daha yükselterek, buzağı desteğini daha yükselterek hayvancılık tarımı bir canlandıralım ki ondan sonra hayvan ihtiyacını çoğaltalım. 2010 yılında yine böyle bir kampanya düzenlendi. 7 yıl vadeli kampanya düzenlendi. Tüm zenginler hayvan işletmesi kurdu. Bugün 1000 baş, 2000 baş, 5000 baş hayvan yapanlar oldu. Bugün biz istiyoruz ki bakanımızdan sahaya çıkıp bir inceleme yapmasını. Çünkü o günden bugüne yapılan o büyük çiftliklerden yüzde kaç oranında çiftlik kalmış? Yaklaşık 100 tane çiftlik açıldıysa bir bölgede bunun 95 tanesi iflas etti. Neden iflas etti? Şimdi ben bugün bir tamirciyim ve birlik başkanıyım ve hayvancılık yapıyorum. Bana bugün dersen git bir market çalıştır dersen, 10 trilyon markete versen ben bunu yapamam. Neden? Sektörü bilmiyorum. Bugün bir doktor, bir İş adamı geldi hayvancılık yaptı. Hayvan sektörünü bilmediği için iş tersine gitti. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra battı. Şimdi hayvancılık sektörü bundan kötü gidiyor. Türkiye bugün Kırgızistan'dan
Türkiye'nin onda bir nüfusu olan ülkelerden hayvan ithal ediyor, kırmızı et ithal ediyor. Neden? Çünkü politikamız yanlış. Neden? Çünkü bu sistem bu şekilde yürümez. Bakanımız tamam doğru, çok dürüst, çok efendi, çok akıllı bir insan ama sektörü bilen bir adam olması lazım. Hayvancılığın maliyetini hesaplaması lazım. Yani biz diyoruz ki her zaman bir ineğin maliyeti 40 TL olursa bu hayvan 60 TL'lik veya 55 TL'lik gelir getirmesi lazım. Arkasında yavrusuna bakması lazım. Bunları bakanımızdan biz bunları istiyoruz. Ha bakan diyor ki şimdi çiftçinize sahip çıkın. Tamam ben üreticime sahip çıkacağım. Ama üreticime sahip çıkmam için bana de ki sen Korte Süt Üretici Birliği olarak sana şu koruyeli sağladım. İşte sana süt toplama merkezi ton bazında 2 tane tank verdim. Milletin sütünü topla. Veya sana de ki 1 trilyon kredi açtım. Milletin sütünü topla, parasını dağıt. Yıl yıl öde. Biz böyle bir kolaylıklar istiyoruz. Veya de ki şimdi süt konseyi, bugün ulusal süt konseyi fiyat belirliyor. Diyor ki sütünüz 2000 TL. Daha biz 2000 TL'yi almadan yem 70 TL'den 90 TL'ye çıktı. Biz şunları istiyoruz. Desin ki yemin fiyatına da yeme de bir konseyi yaptık. Yeme de bir konseyi açıkladık. Süt 2000 oldu mu? Süt konseyi desin ki yem 75 milyon lira. Bu da bundan devam etsin. Yemin kalitesini, sütün bugün 3.5 yağ geldi mi veya 4 nokta yağ geldi mi direktmen ceza. Tamam, insan sağlığı için 10 numara. Çok güzel. Ya bugün hayvan sağlığında düşünelim. Bu insan sağlığı sütte niye ceza kesiliyor? Neden ceza kesiliyor? Yemin kalitesi düşük olduğu için. Yeni tüketilen malzemelerin, ürünlerin kalitesi düşük olduğu için. Bunlara da bir konsey açıklayalım. Gelsinler ülke bazında veya il bazında denetlemeler olsun. Yemlerin kalitesi incelensin. Desin ki bu yemin kalitesi düzgün, bu yem 77 lira. Bunları konsey yapsın. Bugün şimdi et piyasası. Diyorlar ki et 30 milyon lira veya 31 TL'ye fiyatı uygun. Şimdi bakanımız oradan oturduğunda bir tosun kestirdiği zaman, 350 kilo geldiği zaman işte 11-12 milyar tutuyor. Bugün maliyeti hesaplamak lazım. Bugün bir tosunun eğer ki 18-19 aylık bir tane hayvanı kestirmeye gittiğinde erkek bir maldan bahsediyorum. Bunun maliyeti zaten 11-12 milyar. Şimdi bir aile 18 ay otosuna bakarsa, 9 ayda anasının karnında tohumlama dönemi de var, 27 ay. 2 ayda boş dönem var, 29 ay. 29 ayda, 2 ayda bir tosuna bakacak, 300 lira, 500 lira para kazanacak. Bunlar hayvancılık sektörünü bitiren durumlar. Bakanımızdan biz bunları istiyoruz. Desin ki bize yani işte tosunun yem maddesi, ben hesapladım ay yıllık 18 ayda şu maliyet var, şu kadar destek veriyorum. Veya etin maliyetini arttırıyorum, destek veriyorum. Yani hayvancılık politikası demek istediğim bir yanlışlık var bilinmeyen ellerde. Şimdi düve desteği açıklandı. Temmuz ayında devreye girecek. %40 hibeli her aile işletme boyu düve alacak deniliyor. Yine alamayacak. Neden? Bugün 10 tane düve yaklaşık 140 milyar, 150 milyar civarında kredi tutacak. Buna diyecek ki, kardeşim sen 140 bin TL'ye 300 bin liralık hipotek al gel. Bugün bir aile işletmesi veya bir aile, köylü kırsal kesimlerde 300 bin liralık bir teminatı olsa zaten başka bir iş yapacak. Hayvancılık para kazanmadığı için. Yine kimler alacak bu %40 hibeyi? Yine zenginler alacak. Yine yanlış politikaya yönlendirilecek. Onun için yani hayvancılığı baştan boya kadar tamamını bir elden geçmesi gerekiyor. Bugün süt 2000 TL, markette 6000 TL, 6 TL, 6000 derken 6 TL. Bunun arasındaki farkı kimler yiyor? Bu et 30 TL ve 31 TL, markette 45 ile 70 bin TL arası, 70 TL arasında. Bunun arasındaki farkı kimler yiyor? Biz bunları ölçelim. Önce buradan başlayalım. Üretimimiz, tüketicimiz de ucuz et yesin. Tüketicimiz de ucuz süt tüketsin, ucuz peynir, tereyağı tüketsin. Ama aradaki farkı kimler yiyorsa bunu bulalım. Biri bizlere yetki versin. Bugün ben şöyle bakıyorum. Korte Süt Üretici Birliği var. İşte AYKOK var, KÖYKOK var. 10 tane birlik var. Ya 10 tane birliğe niye bir insanları, halkımızı sömürtürelim? Bir tane birlik olsun. Hayvancılık arakası hayvan birliği olsun. Süt birliği olması önemli değil. Biz bakanımızdan bunları incelemesini istiyoruz. Bir tane birlik olsun ki masaya vurduğunda sözü geçebilsin. İşte bir tane
et birliği olsun, bir tane süt birliği olsun. Bunlar yeterli ama bakıyoruz 15 tane birlik var. Biri o yana üye oluyor, biri o yana üye oluyor. Kimin nereye gittiği belirsiz. Hayvanlık sektörü gidişatı iyi değil. Kurt ve süt ilaçları birliği olarak üyelerimize son olarak şunu diyeceğim. Yaklaşık 450-500 tane üyemiz var. Şimdi Kurt ve süt üreticileri üyesi olarak hayvancılık yapan şahıslardan buraya üye olmasını istiyorum. Neden? Bu birlikte 1500-2000 üye olursa buranın hizmeti daha çoğalır. Şimdi diğer Antalya birliklerine süt üretici birliğini kıyaslamasınlar. Süt üretici birliği 24 saat halkın hizmetindedir. Şimdi Köykop'a, Aykop'a üye olanlar kayıtlarını Kortte Süt Üretici Birliği'ne alırlarsa biz her köyde, 52 para köyde bu 2019 yılında yetişmez de 2020 yılında soğutma tankları koyacağız. Bunlar da bizim üye olanlarımızı faydalanacak. Şimdi bizim üye olanlar kesintisi şu bugün 10 kuruş veya 15 kuruş olan köyler var. Eğer bizim üye sayımız 1000-1500'leri bulursa bu kesintileri 30 kuruşa yani 3 kuruşa, 3,5 kuruşa kadar düşüreceğiz. Bunun için bizim üye sayımız artması gerekiyor. Tüm halkımızdan, tüm hayvancı yapan arkadaşlardan, üreticimizden Kortte Süt Üreticilerine üye olurlarsa bizim için bir memnuniyettir. Ben size teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Et denilince Korkuteli Et. Profesyonel kadrosu ile kendi entegre tesislerinde tüm hijyen şartlarına uygun olarak kesilen Korkuteli ve Elmalı yaylalarından aldığımız büyük ve küçük baş hayvanlarımızın kekik kokulu etleriyle sofralarınıza geliyoruz.